İyi fikirdi, kabul et. Tekrar et. Çok güzelmiş burası. İyi gelmişsin. Ne? Canım sıkılınca, yani ki biliyorsun biraz fazla sıkılıyor. Hep buraya geliyorum, hiçbir şeyim kalmıyor. Gizli yerindi yani burası. Yani çok gizliydi. Kaç kişi sordu, kimseye söylemedim. Ama artık ifşa oldu tabii. Sırrımı seninle paylaştım. Evet. Çünkü ben senin suç ortağınım mı? Suç ortağı mısın? Hmm. Annenlere ayıp olur falan diyorsan kalkabilirsin. Olmaz ya onlara. Ayıp. Beklesin, beklerler bence. Beklesinler. Olmaz değil mi ya? Bir şey olmaz ya. Ama olmaz. Akşama kalalım bence, çünkü akşamı güzel buranın. Bence de. Yani... Gecesi de güzel. Evet. Kalalım bence biraz daha ya. Vallahi bak zaten annenler falan yemekte. Evet. İşler bu plan. Bence de. Kalalım o zaman. Evet, bence de kalalım. Tamam, o zaman bir şey soracağım. Hazır mısın? Hı. Bir fikir daha geliyor. Hı. Aşırı şahane bir fikir. Öyle mi diyorsun? Aç mısın? Olabilir aslında. Tamam. Ne yapacağız? Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Beni indirir misin? Tamam. Çünkü bu araba çok alçak. Bayağı efor sarf ediyorum, seni anlıyorum. Buyurunuz efendim. Kusturdum köfteci köfteciliğe. Ama değecek. Bir sürü yol yaptık. Ama değecek bak, inanamayacaksın. Var ya, hiç pişman olmayacaksın. Değil mi? Tam tersi. Ne olur o yollara beni bir daha götür, ben böyle köfte yemedim diyeceksin. Peki. Ayrıca, sen çok şanslı bir adamsın. Birazdan burada gün batacak, inanamayacaksın. Buranın bir gün batımı var. Evet. Var ya. Evet. Güneşi batırırız zaten. Akşamı bence çok güzel olur. Olur mu? Evet. Tamam. Bence de olur. Acıktın mı? Çarparsam söyle. Kontrol altında. Harikasın. Şövalyelemelerim çok iyidir. Aşırı iyi. Ben biliyorum tangodan onu. Evet. Ne yapsak, gitsek mi? Niye? Bana kadar. Öyle konuşmamıştık. Öyle konuştuk. Ben öyle anladım. Sen ben yemem dedin sanki. Öyle konuşmuştuk sanki. Anlaştığımız bu değildi. Değil miydi? Ben ısıracaktım şeyler. Biraz. Vallahi bildim. Neden daha önce yiyemedim bunu? Bu nasıl bir lezzet diyeceksin? Nasıl? Çok iyi. Aşırı iyi değil mi? Acı... Ya çok ayıp, yakışıyor mu hiç? Restoranın var senin, vereyim mi sen? Nerede centilmenlik ısırayım? Ne var, şöyle şöyle. Olur. Duranmış. Teşekkür ederim. Benim olabilir mi? Fitnat. Ay ben bu günleri de mi görecektim? Tansiyonum 16 vallahi. Nasıl etkisi altına almış kız oğlumu. Yani çocuk benimle bir kahve içemeyecek hale gelmiş. Nasıl tırsmış bu kızdan böyle. Ah 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 Özgürcüğüm, hem de iyi kalpli. Annesini düşünen, vefalı. Sus sus vallahi. Ay beyin kanaması mı geçireceğim ben acaba? Aa, Sevim tövbe de tövbe. Nasıl aklını almış benim çocuğumun? Yok, akıl falan kalmamış oğlumda. Sen merak etme. Yerine getiririz evelallah. Birazcık ada çayı, defne yaprağı, biraz da çörek atı koyalım. İyice yansın, harlansın böyle yukarı yukarı. Kokusu çıksın, bütün eve yayılsın kokusu. Şu kızın negatif enerjisi evden bir çıksın. Tamam şimdi Fitnat. Buna yenisini yap, tamam mı? Koy buna. Odalarda gezdirelim, salonda falan. Sen şimdi bunu da doldur, bu da yansın. Bol koyuyorum o zaman malzemeleri. Bu da burada kalsın, iyice pişsin, yansın. Tamam, hadi gel şimdi. Gel. Nereden başlayalım, salonda? Negatif de gitsin. Hadi şimdi. Dur, o kabineye girdim ben, dur. Ay. Peki, çıksın. Oh. Her yeri hallettik. Gözlerim yandı. Aynen. Gel, yatağa doğru yatağa gir.
de odalar bitti. Biraz da yatağa doğru hadi. Çık 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 çık. Kolsuz giymesin bir daha. Kolsuz tişörtlere de. Git 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 git. Tipler gitsin, negatifler gitsin. Ha bunu yapmıştık. Merlin'e yapalım. Evet şu kadına da yapalım. Kes kes kes. Fitne bunlar işe yarayacak mı? Yarayacak. Pozitif olacak her şey. Temizlik. Temizlik. Oh gitti, negatifler gitti. Bak işe yaramazsa suçlusu sensin ha. İşe yarar Fitnat. Yarar yarar. Ha, gitsin kötü enerji, gelsin yeni enerji. Gitsin kötü enerji, gelsin temiz enerji. Ay teyze, kış, kış. Rahatsız etme, sana ne yapıyor ki hayvan? Dur yavrum orada dur. Gelsin yeni enerji. Gitsin gitsin, bu havuzda da neler yaşandı kim bilir, gel. Oh, her yeri yapalım. Oh, gitsin kötü enerji. Bütün negatif enerjiler gitsin. Oh. Fitnat dur, dur. Burası başkası. Olmaz, rahatsız olurlar belki. Ne var canım? Negatif enerjiler gidiyor işte. Her yer temizleniyor, ne güzel. Olmaz, olmaz. Bir sus. Olmaz. Kovarlar vallahi bizi. Hadi, hadi. Ay ne var ayol? Ne var? Temizliyoruz işte burayı. Pozitif oluyor olmaz, enerji. Olmaz, belki kızarlar. Hadi. Aa, kovduracaksın bizi. Gel, gel. Oturalım şöyle. Hadi. Oh. Sevim. Resmen evin enerjisi değişti, farkında mısın? İçime böyle bir huzur geldi. Evet, evet çok iyi oldu. İyi ki yaptık. Oh, içim rahatladı içim. Yapayım da şuradan tadını çıkarayım azıcık ya. Çok iyiymiş ya. Gerçekten çok sevdim burayı. İki köprü aynı anda. O da güzel yani. Çok güzel değil mi? Işıl ışıl, cap canlı, hareketli. Ama işte çoğu zaman yorucu, korkutucu. Ama öyle yerleri, öyle köşeleri var ki insan huzur buluyor. Hiç bırakmak istemiyor. Şey gibi de, insanın görünen yüzüyle içinde sakladığı yüzü gibi. Hmm. Bak bu bana tanıdık geldi. Sana benziyor sanki biraz. Biraz. Şu bir türlü cevaplayamadığım soruya gelsek mi ufak ufak? Bunu bir cevaplandırsak mı artık? Ha? Hiç bana o ifadeyi takınma. Tekrarlamayayım ben soruyu. Sen direkt cevabı ver. Senin için bu sorunun cevabı çok mu önemli? Önemli yani. Bir zahmet. Olmasın mı önemli? Neden? Ama şu an soruya soru oldu. Ha? Ben cevap bekliyorum benim şu an. Sen önce bana bir cevap ver. Ona göre diyorsun yani. Aa sen oldun ha. Boynuz kulağa geçti. Vay be, senden bunu da duydum ya. Sen daha dur bakalım benden. Neler duyacaksın böyle giderse de. O cevaplayamadığın soru benim için önemli çünkü... benim böyle kafamda bir şeyler var. Onların oturmasına yardımcı olacak. Ne gibi şeyler? İşte ne gibi şeyler? İşte terasta anlattım ya sana uzunca. Sırayla soyunmaktan falan bahsettim. Öneminden bahsetmiştim falan. O, tam o noktadayız şu an. O durumdayız. Hı. Yani şimdi benim sıram. Aynen. Tamam. Sana yalan söyledim. Hı. Çünkü... Ben arabasız geldim ya. Bir taksi çağırabilir miyiz? Maalesef durakta taksi yok. Az önce bir müşteri için de istemiştik. Hadi ya. Neyse tamam, problem değil. Ben şöyle yürüyeyim, bulurum zaten bir taksi. İyi fikir. Yürüyelim. Yok,
Yani senin gelmene gerek yok. Ben kendim yürürüm. Yok canım, olur mu öyle şey? Hem eşlik etmiş olurum. Hem fazla yedim bugün. Yürüsem bana da iyi gelebilir. İyi tamam, peki o zaman. Peki o zaman. Bir şey kokuyor. Duyuyor musun? Ya, komşular mangal falan yapıyordur bir yerde. Aa, ne mangalı be? Buralarda mangal mı yapılır? Tütsüyü unuttuk ocakta. Oh. Oh Allah'ım, çok şükür. Ay şöyle biraz keyfime bakayım. Yangın alarmı. Özgür Bey'lerin ağrı nerede? Biz mi yaptık evi? Hadi yakıma doğdu kapıya. Ay ay ay. Ay çık, çık dumanlar. Yanıyor. Ay, ay bekle. Aa, gitti köpek, gitti. Bu ne ayol böyle? Ay buradan mı geliyor bu ses? Allah'ım yangın var. Neyse. Yangın nerede? Yangın nerede Özgür? Hadi hadi koş. Teras. Ay. Ne oluyor ya? Dur sesin sen ya. Çarptı bana kamyon gibi. Allah Allah. Özgür Bey. Özgür Bey. Güvenlik Haydar. Yangın nerede? Yok. Yok yangın falan. Dur be. Kimsin sen? Nevin Hanım. Sevim Hanım. Ay yok artık. Sana yalan söyledim. Hı-hı. Çünkü. Hı-hı. Çünkü. Çünkü. Ne çünkü? Gir artık şu cevaba ya. Çünkü yemeğe gittiğimi düşünmeni istedim. Kaçamak bir cevap oldu şu an. Niye öyle düşünmemi istedin peki? Benim sıram. Sen söyle. Kafanda tam olarak ne gibi şeyler oturtmaya çalışıyorsun? Senin benimle ilgili düşüncelerini, hislerini. Neden yemeğe gittiğini düşünmemi istedin? O geceyi Yeşim'le geçirdiğin için. Oho, saniye. Ben o öyle bir şey yok. Ben o geceyi Yeşim'le falan geçirmedim. Yani orayı bir netleştirelim, açıklığa kavuşturalım. Yeşim bir süre kaldı, kısa bir süre. Gitti sonra. Öyle mi? Hı. Yani yalanın sebebi buysa bu arada, kıskanmışsın beni demek ki. Cevap sırası sende. Bence ben cevabımı verdim. Evet, verdim. Olmuşlar Fikret, olmuşlar. Dört koldan, Ahtapot ailesi gibi dört koldan sarmışlar benim çocuğuma. Bana bak, benim asabımı bozma Sevim Hanım. Sen kime Ahtapot diyorsun be? Bir kere senin o şekilsiz oğlun gelmiştir, kandırmıştır benim kızımı. Tabii, tabii kandırmıştır senin kızını. Sen bu evin ortasına hırsız gibi nereye giriyorsun? Ne işin var evin ortasında? Sen kimsin? Haydar. Haydar mı?
Açayım ne o? Aç, belki önemlidir. Efendim Aydar. Özgür Bey'i... Sağlık yapayım da... Ezgi Hanım'ın annesiyle anneniz kapıştı, kapışacak. Ne? Hemen geliyoruz. Tamam, geliyoruz hemen. Bittim ben. Bu sefer bittik. Tüh, ben size yardım edemeyim mi? Ben senin sıfatına... sana... Hadi git bak bakalım bahçede neler çalmış, bir şeylerimizi çıkarmış. Ay, başıma geldi. Allah, bir elimi yüzümü mi yıkasak? Bir siz kendi dairenize mi geçseniz acaba? Sen sus, sen sus. Ben bu mesele aydınlanana kadar şuradan şuraya adım atmıyorum. Söyle bakayım ne oluyor burada? Bakın bak! Kızınız oğlumu kuşatmak için eline gelen her şeyi yapmış. Önce iş yeri, sonra ev. Ne bu böyle, ne bu böyle? Tabii hiçbir şey tesadüf değil. Planlar, programlar yapılmış. Buldunuz aslan gibi yeğenimi. İşi var, evi var, yakışıklı. Ay üstüme iyilik sağlık, vallahi delireceğim ha. Asıl o senin oğlun benim kızımdan faydalandı. Yalanlar söyledi, oyunlar oynadı. Aa tabii bak bak, bu ikisinin haberi yok değil mi? Saflar. Ne yalanı? Ne dolanı be? Ne oyunu? Kimse benim oğluma yalancı diyemez. Asıl kimse benim o güzel kızıma fırsatçı muamelesi yapamaz. Ay, ay benim kızım senin oğluna mı kaldı be? Bir kere benim kızımın görüştüğü biri var. Hem de doktor. Aa! Bak ikisini birden idare ediyormuş. Hem Özgür hem doktoru. Gireceğim valla, parçalayacağım ben bu kadını. Hadi be elimizi yüzümüzü yıkayalım, bir duşa girelim ya. Sen ne olmuş burada? Seviyesiz kadın. Sensin seviyesiz. Sensin. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Allah Allah, sana ya ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Terbiyesiz kadın ne olacak yani? Ah! Şekilsiz! Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Siz ikiniz var mıydınız? Ben hayatımda böyle terbiyesizlik görmedim. Görmedim Özgür, görmedim. Kadın resmen sana iftira atıyor ya. Neymiş efendim oyunlar oynamışsın da, neymiş efendim yalan söylüyormuşsun da, asıl kendisi iftiracı. Ya iftira falan attıkları yok, söyledikleri her şey doğru, ben yalan söyledim size. Ne? Ya şu tipinize bir bakın ya, ben ciddiye alamıyorum şu an sizi. Anneciğim ben senin tepkinden çekindiğim için söyleyemem. Yeter artık Ezgi, yeter, yeter. Bir laf daha etme sakın. Ya sen kimsin? Ben seni tanıyamıyorum ya. Şu Özgür hayatına girdiğinden beri ben kendi kızımı tanıyamıyorum. Bay yanlış diye asmaya söylemişler sana. Ve yeter. Yarından itibaren işi bırakıyorsun, duydun mu? O işten ayrılıyorsun sen. Anneciğim ne olursun, ne olursun bir dinle. Ya bana hala ne olursun deme. Bak Ezgi çok fena yapacağım seni ha. Yarından itibaren yemin ediyorum seni bak Bursa'ya götürürüm. Lafımdan çıkarsan benle gelirsin. Tamam mı? Yürü, düş önüme. Düş önüme dedim sana, yürü. Cansu'ya da göstereceğim ben dünya kaçacak olduğunu. İnanamıyorum Özgür, inanamıyorum oğlum. En başından beri oyundu, öyle mi? Vallahi şu anda dünya başıma yıkıldı ha. Anne üzgünüm vallahi, ben işin bu boyutlara gelebileceğini düşünemedim. Ama oğlum, ben anlamıyorum yani. Çok inandırıcıydınız, inandım ben size. Ya beni bile inandırdılar. Benim gibi uyanık bir kadını, uyanık bir kadını inandırdılar. Hele o Ezgi, o Ezgi. Oyuncu, oyuncunun, oyunculuk kralı. Bir de sevgilisi varken senle fik fik fik. O Ezgi'nin sevgilisi falan yok. Aa, o da ailesi de yeterince etkilendiler bu durumdan zaten. Daha da üzerine gitmeyin Ezgi'nin. Çok rica ediyorum lütfen ya. Bu olayların tek sorumlusu benim. Gidiyorum ben. Dur. Ya Tesla'yı da korkutmuşsunuz zaten hayvan. Ne yapacağını bilemez halde. Fitat ben anlamıyorum. Madem bu kızın bir sevgilisi var, niçin benim çocuğumla böyle bir oyuna giriyor? Ne? Çıkarı ne bunun? Annesi de pek rahat maşallah. Aman aman aman. Ne onun gibi gelin isterim, ne de o gelinin anası gibi dünür isterim. Puu! Puu!
yaptınız lazanet? Çok sinirli. Aa ya. Bu kadar olmaz ya. Her şeyim ayağımıza dolanır ya. Ama buraya kadar. Artık yalan da olan yok. Ben her şeyi anlattım anneme. Artık temiz bir sayfa açabiliriz gerçekten. Açalım gitsin. De. Ben bunun o kadar kolay olacağından emin değilim. Annem çok sinirli. Burada oturmamı istemiyor. Her an taşınabilirim. Sırf yalan söyledin diye mi peki bu sinir? O da var. O da var. Başka ne var? Başka? Başka ne var? Ne? Yan yana olmamızı istemiyor olabilir. Neden ki? Belki korkuyordur. Neyden? Sana aşık olmamdan. Bir şey söyleyeceğim, bana aşık olabilir misin sence? Nereye kalmıştık? En son bana aşık olup olmadığını, yok ha. Senin bana aşık olup olmadığını soruyorduk. Evet, o konuda. Takribi ne zaman olursun bana aşık? Olurum gibi, yani öyle hissediyorum. Sen ne zaman olursun? Yani bu da önemli çünkü. Ezgi! Kızım sen misin? Efendim anne! Ay! Kızım ne yapıyorsun orada sen? Ay kızım kıyafetlerinden suya mı girdin? Ne yapıyorsun sen? Aa anne aşk olsun ne münasebet. Kıyafetlerle niye havuza gireyim ben? Ayağım kaydı düştüm. Yavrum çık çık. Vallahi donacaksın hasta olacaksın. Çık çabuk hadi. Çıkamam anneciğim bana banyodan havlu getirir misin? Kızım ne havlusu kimse yok zaten etrafta çık hadi. Olur mu anneciğim aşk olsun ayıp yani konu komşu görür. Ay yok yok dur. Ay Allah'ım yarabbim. Vallahi kafam döndü ha. İyi misin? İyiyim. Çık yavrum çık. Ah evladım. Ay çocuğum dondu. Çık dışarı. Kızım senin ayağların mı bozuldu iyice? Tövbe estağfurullah. Dur bakayım. Ay nasıl düştün kızım oraya sen? Hemen bir sıcak duş al. Ben de sana bir ıhlamur falan yapayım. Anneciğim ayağım kaydı. Heyecanlandım ben galiba. Neyse hiç önemli değil. Sen bana ıhlamuru suyunu koy. Ben hemen geliyorum. Ha, tamam onu alacağım. Tamam hadi. Ay Allah'ım yemin ediyorum bunun ayarları kaçtı burada ha. Öf öf. Yengem korktum ya. Yabancı değil yenge Özgür. Sakin ol. Ne bu hal? İşte benim böyle bir takım serseri hallerim. Başına buyruk. Var bende böyle hareketler ya. Böyle bir arada basıyorlar bana afakanlar, sıcaklar. Atlıyorum böyle havuza. Yapıyorum öyle şeyler yani. Kıyafetlerle? Tabii canım kıyafetle çıplak olur mu? Çok tepki çeker. Bir görüyor musun maazallah komşu komşu olmaz yani yakışık almaz. Duşa falan da ben böyle giriyorum aslında arada. Böyleyim yani bir garibim. Sen uyu ama çok tatlı uyuyordun. Bölünmesin o uykun kaçmasın. Ne dedi bu? Var bunda bir iş? Dur bakayım. Bak sen. Mehtaba karşı havuz keyfi. Oh. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.